Yaşırnağın toplantısını yaptık ve kusura bakmayın biraz da toplantı salonunu değiştirmek zorunda kaldık pandemi kuralları sebebiyle. Kalabalıktan dolayı bu kadar kalabalık beklemiyorduk esasında biz. İlk önce TGA nedir, kimlerden oluşuyor diyerekten sunuma başlayıp ondan sonra TGA neler yaptı ve bundan sonra neler yapacağız, niye buradayız anlatmaya çalışacağım. TGA'nın amacı Türkiye'nin markasının yurt dışında tanıtılmasıdır. Türkiye'nin bütün turizm ve kültür ürünlerinin tanıtılmasıdır. Ve böylece Türkiye markasını istediğimiz ve arzu edilen noktaya getirmektir amacımız. Tanıtma Genel Müdürlüğü'nün yaptığı bütün çalışmaları biz devralmış bulunuyoruz. TGA ne yaptı diye bakarsak, TGA esasında kuruluş amacı dediğim gibi Türkiye markasını belli bir noktaya getirmek turizm alanında, turizm ve kültür alanında ve ürünlerini tanıtmak amacıyla kurulmuş bir ajanstır. Bizim Türkiye olarak hijyene, sağlığa, güvenli bir turizmin yapıldığı ülke olduğunu bütün dünyaya duyurmak ve bunun devamını getirmek bir standart haline getirmektir. Bununla beraber baktığınız zaman ürünlerimizde ne yaptık? Ürünlerimizde bugüne kadar deniz, kum, güneş diye odaklandığımız Antalya, Muğla, Kapadokya, İstanbul'da bulunan turizmle ilgili olaraktan çalışmalar esasında artık diğer illerimize de yayılmalı. Diğer illerimizdeki turizm ve kültür ürünlerinin de bir şekilde ortaya çıkması gerekiyor. Bunlar nedir? 100 tane üründen bahsedebilirim size. Başlık olaraktan söylediğimiz zaman inanç turizmi, kültür turizmi, sağlık turizmi, spor turizmi, gastronomi turizmi ve hani spor turizminin içinde de baktığınız zaman bisikleti var, golfü var, doğa sporları var, işte raftingi var, işte sayabildiğiniz kadar çok şey olabiliyor. Ki ülkemizde hani inanç turizmi olarak baktığımızda, kültür rotaları olarak baktığımızda 30 tane şu ana kadar inanç rotası çıkardık ki bu daha bitmiş değil. Bu memleket, bu topraklar birçok inanca, kültüre bir şekilde beşik olduğu için, yani bir ev sahipliği yaptığı için esasında bunlar saymakta bitmeyecek. İnşallah daha yenilerini ortaya çıkaracağız. Niye buradayız'a geldiğimde ise 2 ay önce Sayın Bakanımız işte 2020'nin başında düşündüğümüz il ve bölgelerdeki turizm tanıtım stratejimizi artık geçmemiz gerekiyor ve illerimizi dolaşıp illerimizdeki il müdürlerimizin sağ olsunlar her ilde bulunan kültür ve turizm envanterimizin bir şekilde çıkarılması ve onlarla ilgili olarak tanıtım faaliyetlerini, tanıtım materyallerinin bizim dijital platformumuz Go Türkiye, yani Go Siirt diye bir şey var. GoTurkey.com'a girerseniz Siirt'i bulabilirsiniz orada. Siirt'te ne yapıyoruz? Siirt'te ne yapılabilir? Siirt'teki deneyim nedir? Ondan bahsediyoruz. Yani 5 duyu olarak yeme, dokunma, görme, duyma ve koklama olarak 5 duyu olaraktan bizim Siirt'te ne gibi daha ürünlerimiz var ve bu ürünleri daha iyi nasıl tanıtabiliriz? Ve bunları nasıl ileri götürebiliriz? Ne yapmak? Burada herhangi bir projemiz varsa, herhangi bir şekilde ürünümüz varsa onu tanıtmak için arkadaşlarımla beni kullanmanızı istiyoruz. Ne dedim başta? Yönetim kurulu turizm paydaşlarından oluşuyor. Bizim gelirimiz normal şartlarda eğer pandemi olmasaydı turizm katkı payından gelecekti. Ama maalesef pandemiden dolayı bu gerçekleşmedi. Devletimiz ve bakanlığımız %80 fonlamayı yaptı. Ve bundan sonra inşallah daha fazla gelir elde ettiğinizde daha fazla nasıl bütün Türkiye'yi ve Siirt'i tanıtırız diye çalışacağız tabii ki. TGA herhangi bir fon değil. Yani onun için yanlış anlamayın beni. Herhangi bir yatırım veya teşvik yapan bir kuruluş değil. Sadece ve sadece yurt dışı tanıtım ajansı olup yurt içinde de tanıtım yapan bir ajans. Dolayısıyla sizler bizi yönlendireceksiniz. Burada ürünler derken işte bizim şurada bir ören yerimiz var dediğiniz zaman o ören yeriyle ilgili olaraktan esasında bahsettiğimiz şey o ürünün hazır olması gerekiyor. Her şeyle tanıtım hazır olması gerekiyor. Biliyorsunuz ki bir şekilde bir imajı yaratırsınız, o imajla ilgili olaraktan itibar yaratırsınız. O itibarı da bir tane ufak bir şeyle kaybedebiliriz. O yüzden de ona dikkat etmemiz gerekiyor. Biz esasında Siirt'in elemanıyız. Yani Siirt bizi nereye yönlendirirse oraya gideceğiz. Hangi ürünümüz öndeyse Siirt'e insanların niye gelmesini, ne deneyimlemesini, ne yaşamasını istiyorsak onu siz bize söyleyeceksiniz, biz de onun tanıtımını yapmaya çalışacağız. Burada spor şeyleri olabilir, müsabakalar olabilir, gastronomiyle ilgili konular olabilir. Ne bileyim, doğayla ilgili konular olabilir, tarihle, inançla, kültürle, her türlü konuda bizimle fikir alışverişinde bulunursanız sevinirim. Sürekli ilimizin imkanlarını konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Siirt bir tarım hayvancılık kenti, Siirt'in kalkınmasına yönelik
üstünlüklerimiz. Bir aynı zamanda Siirt bir medeniyetlerin yoğrulduğu, tüm Anadolu'da olduğu gibi çok kadim bir kent. Tabii Siirt İsmail Fakirullah Hazretlerinin şehri, İbrahim Hakkı Hazretlerinin şehri, Veysel Kalani Hazretlerinin metfun olduğu bir şehir ve birçok evliyanın, alimin yaşadığı, ilim gördüğü ve şu anda hala o ilim geleneğinin de devam ettiği bir kültür kenti, eğitim kenti. Tabii Siirt aynı zamanda Botan Vadisi ve muhteşem dağları, muhteşem tabiatı ve aynı zamanda muhteşem tarımsal üretimi. Nedir tarımsal üretim deyince, fıstık, Siirt fıstığı. Yani bu farklı bir tadı, görüntüsü olan yine zivzik narı ve özellikle balıyla, bal üretimiyle öne çıkan bir kent. Dolayısıyla bütün bu değerlerimizi, varlıklarımızı çok iyi kullanmamız lazım. Turizm potansiyelini çok iyi kullanmamız lazım. Ama biz Siirt olarak, Siirt'in kalkınmasında üç ana sektörden biri olarak gördüğümüz turizm potansiyelini değerlendirmede çok iyi durumda olduğumuzu söyleyemeyeceğiz. Burada gelen turist sayılarına baktığımızda, konaklama kapasitemize baktığımızda çok iyi durumda olduğumuzu söyleyemeyeceğiz. Sahip olduğumuz potansiyele baktığımızda ve bu bir dezavantaj ama bu aynı zamanda bir çok önemli de bir avantaj. Bir takım şeyleri kısa, orta, uzun vadede şimdi bunun üzerine çalışıyoruz. Bunu gelişiyle TGA'nın Ertan Bey, Sayın Genel Müdür Yardımcımızın gelişiyle bu çalışmalar mutlaka bir hız ve ivme kazanacaktır. Kısa, orta ve uzun vadede yapacağımız işler var ve yapacağımız bazı çok küçük işlerle, kısa vadede yapacağımız işlerle gelen turist sayısını ve kapasitemizi arttırabileceğimizi düşünüyorum. Yani burada özellikle Milli Park, işte öncelikli olarak inşallah bu sene içerisinde Siirt bir kent müzesine kavuşmuş olacak. Yine Aytillo'da bir İbrahim Hakkı Hazretleri, İsmail Fakirullah Hazretleri ve onların eser ve ilmi çalışmaları etrafında bir butik müze çalışması devam ediyor. Bunun dışında yapılacak bir takım kısa vadede yapılacak çalışmalarla büyük bir fark ortaya koyabiliriz. Ama mutlaka hedeflerimizin olması lazım. Siirt'te en fazla bugüne kadar yıllık gelen turist sayısı 74 bin civarında ve pandemi dolayısıyla bu sayı geçen 2020 yılında bunun üçte biri kadar gerçekleşti. Tabii biz bunu sadece Milli Park özelinde bunu yüz binlerin üzerine çıkarabiliriz. Siirt'e öncelikle bizim yapmamız gereken, kendi düşüncemiz, bir kendi yatırımcı olarak düşüneceğim, bir kamp alanı eğer oluşturulursa biz kamp turizmine varız diyoruz. Tek Turizm Yüksek Okulu Müdürü'yüm. Elbette ki bu işler içerisinde bizim üniversitemize de görevler düşüyor. Biz de bu görevler için, ben 2,5 yıldır buradayım. Onun öncesinde 10 senedir yurt dışında bir üniversitelerde çalışıyorum. Şimdi biz burada geldikten sonra hemen harekete geçtik ve Botan Vadisi'nin rekreasyonel olarak düzenlenmesi için bir proje düzenliyoruz. Ancak bu pandemi tabii bizi de vurdu ve Sanayi Bakanlığı'nın Avrupa Ajansı'ndan kullandığı fonlar da bizimle fonlamayı düşünüyoruz ve TİBO dahil işte buradaki paydaşlarla, belediye başkanlarıyla görüşerek hangi ürünleri ortaya çıkarabiliriz, bunlar için ne düzenlemeler yapabiliriz ortaya koyacağız ve bunun da parasını temin edip bu düzenlemeleri yapacağız. Şimdi bizim için en önemli olan şeylerden bir tanesi gibi inanç turizmi. Dünyanın düz olduğu zaman, tabi edildiği zamanlarda bizim evliyalarımız dünya haritasını ve şeylerini çizmişler. Hepsi müzeleri duruyor. Onun tanıtımını, evliyaların tanıtımını, inanç turizmi bizim için çok önemli. Bir de ayrıyeten bizim Taşbaşı dediğimiz yerimiz var.
Dünyada böyle bir yerin olduğunu ben tahmin etmiyorum. Hem pavyonuyla beraber hem görüntü olarak turizme açılacak. Açılmış da yani gereken desteği de görmüyor. Tanıtım yapılamıyor. Oraya da bir destek istiyoruz.